Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir derse geçiyoruz arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda. Daha önce buna benzer birçok dersi okumuştuk. Bu da 64. ders olarak inşallah ekleyeceğiz nasip olursa. Bununla beraber arşivde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız Google Play'deki Osmanlıca eğitim yazarak ulaşabilecekleri bir uygulamamız var. Orada A'dan Z'ye yani Elif'ten Y harfine başlayıncaya kadar birçok malumat var. Hikayeler, şiirler, bilgi yarışması, sözlük, Osmanlıca kolay, ileri ve orta seviye olmak üzere birçok içeriğin olduğu bir uygulamamız Google Play'de ya da Play Store'a girerek indirebilirsiniz. Evet, bu belgemize hemen başlayalım. Kısa bir belge dedik. Arkadaşlar bu antetli bir kağıt. Metinlerde daha önce de söylemiştik. Her zaman en başta Hu var burada ya da Hüve diye okuyacağımız Allah'ın ismi. Her zaman tabi Allah'ın ismine hürmeten onu okumamız iktiza ediyor. Daha sonra antitli kısmı okumamız gerekiyor. Burada Babı Ali Dahiliye Nezareti. Evet, Emniyeti Umumiye Müdiriyeti diye yazıyor. Arkadaşlar evet, şurada da Diyarbekir. Evet, Diyarbekir yani Diyarbakır vilayetinin Diyarbakır vilayetinin 170 numro ya da numara diye okuyabileceğimiz ve 4 Haziran evet 4 Haziran tarihlerden ayların noktaları katılmıyor. Rumi aysa aylar uzun yazılıyor. Hicri aysa genelde kısa kodları oluyor. Bununla ilgili önceki derslerimizde bir dersimiz vardı. Şu çizgimiz sene 332 yani 1332 Rumi tarihli bir belge. Evet, tarihli tahriratı evet tahriratı suretidir. Şuraya geçelim. Arkadaşlar. Özür diliyorum. 30. Evet, şurası 30. Mayıs sene 332. 30 Mayıs sene 332 yani 1332 tarihli ve 162 numaralı evet numaralı ya da numaralı Arizai evet Arizai Aciziye evet Arizai Aciziye burası aciz şurada bir Y harfi var bu şekil ondan sonra bir Y eki daha almış VH Aciziye evet Arizai Aciziye Zeyl'dir evet Zeyl'dir Van ve Bitlis, Van ve Bitlis vilayetlerinin yeri gelmişken arkadaşlar Rika hattında arşivlerde şu N harfi çoğu zaman T olarak da sonda geldiği zaman özelliklerde T olarak da karşımıza çıkıyor. Onu da ifade edelim. Hem Nun harfi hem T harfi olarak çıkıyor. Van ve Bitlis vilayetlerinin düşman istilasına evet burada deşmen diye yazılmış. Düşmanın 4-5 imlası var. Arşivlerde deşmen bu şekilde. Ondan sonra mimden sonra elifli var. Daldan sonra vavlu olarak imla da edilebiliyor. Burada bu şekilde düşman istilasına maruz. Evet düşman istilasına maruz. Şurası kaldıkları esnada Ruslarla Ermeni çeteleri. Evet. Ruslarla Ermeni çeteleri. Arkadaşlar arşive aşina olmayanlar için bu imlalar kısmen zor gelebilir. Mesela örnek veriyorum şurada ram, lam ve ra belli belirsiz sanki dal gibi yazılmış. Tabii bunun okuyabilmemiz için hem gözlerimizin aşina olması gerekiyor. Göz aşinalığı da yetmiyor. Bununla beraber kullanılan dile hakim olmamız lazım.
Bu da nasıl elde edilir, nasıl kazanılır? Çok belge okuyarak efendim. Evet tarafından, evet tarafından tarafı gördük. Şurada ından iki şu şekilde yazılıyor şurada. Tarafından ahali-i İslamiye'ye, evet ahali şuradaki hemze iki nokta gibi olan ahali-i İslamiye'ye, İslam ahalisine manasında ika edilen mezalim yani zulümler ve fecai yani bu da facialar hakkında, evet bu da ında eki burada ından. Arkadaşlar sondaki da ile dan ekini ayırmak için eğer yukarı bir çıkıntı varsa görüyorsun da d ya da eğer aşağı iniyorsa bu şekilde dan ya da den ya da ten tan akışa göre eke göre okuyoruz. Evet. Mardin mutasarrıflığından, evet yine mutasarrıflığından gördünüz burada da, yukarıda da vardı. Mutasarrıflığından tanzim ve irsal kılınan, tanzim ve irsal kılınan 11 sahifeli, evet 11 sahifeli sayfalı manasında sahife. Şu lam ve ye bu şekilde de imla edilebiliyor. Evrak-ı tahkikiye. Evet. 11 sahifeli evrak-ı kaf harfi tahkikiye. Aynen ve leffen. Evet. Aynen şurası ve leffen takdim, evet, takdim kılınmış olmala, evet ol bapta, evet en sonda ol bapta yazıyor. Bazı metinlerde arkadaşlar burada keskin bir bitiş var. İşte ol bapta emru ferman Hazreti men lehül emrindir, veliyül emrindir, siyakında şukka gibi böyle ifadeler var. Burada da keskinmiş ya da ferman direkmen şekilde de bitebiliyor ya da himmet buyrula ve sadece himmet şeklinde de bitebiliyor. Tabii bunları öğrenmemiz çok belge okumakla elde edebileceğimiz, zamanla elde edebileceğimiz bir tecrübe diyelim artık. Bunun için arkadaşlar eğer kendinizi arşivde ilerletmek istiyorsanız her gün mutlaka az olsun çok olsun bir miktar okuma yapmanız gerekiyor. Ara verirseniz tabi sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz. Günlük bu gibi 2-3 belge okumayı adet edinin mutlaka. En başta ilk zamanlarda belki 1-2 saatinizi alır ama daha sonra şöyle bir metni 1 dakikaya bile almayacak şekilde 35-40 saniyede rahatlıkla okuyabilirsiniz. Evet bu dersimiz de böyleydi. Dediğimiz üzere YouTube'da Zafer Işık kanalımızda diğer derslerimizi de takip edebilirsiniz. Bununla beraber arşive gönül veren kardeşlerimiz de akıllı telefon kullananlar eğer Android telefon sahibilerse Google Play'de Osmanlıca eğitim uygulamamızı indirerek de farklı bilgiler elde edebilirler. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir belgede yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.